Sevgili dostlar iyi pazarlar diliyorum size nasıl geçiyor pazarınız umarım iyi geçer bugün inceleyeceğimiz fotoğraf işletme ve düzeltme programı son bir buçuk senede özellikle acayip bir sıçrama yaptı ve birçok orta ortamda da birçok ortamda da Adobe Lightroom katili olarak da geçiyor haberiniz olsun programın adı Capture One ve ben bir şey itiraf edeyim size e, aşağı yukarı bir senedir ben Lightroom'u neredeyse hiç kullanmıyorum. Sadece Capture One'la bütün Fuji filmlerin fotoğraflarını e, düzenliyorum. Çünkü RAW dosyası yani Fuji filmin X-Trans 4 CMOS sensöründen çıkan RAW dosyalarını en iyi açık ara en iyi tercüme eden e, program olduğu için Capture One'a tamamen dönmüş vaziyetteyim. Sadece o değil ya yani Acayip güzel incelikler var. Bir kere katmanlı bir program. Yani nasıl Photoshop'ta katman yaratabiliyorsanız bu programda da katmanlar yaratıyorsunuz. Neyse çok konuşmadan programa geçeceğim ama e, bir araya girelim çıkalım. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Kanalıma yeniyseniz sevgili dostlar bu kanalda fotoğrafçılıkla ilgili, videografiyle ilgili aklınıza gelebilecek her türlü konuya gel sizden de gelen yorumlar ve istekler doğrultusunda içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Ürün tanıtımları yapmaya çalışıyorum ve ürün tanıtımlarında da hiç kimseden herhangi bir ücret almadığım için kimse için yalakalık yapmaya ihtiyacım olmadığı için bütün içeriklerin, bütün ürün tanıtımların tamamen dürüstçe Düşündüğümü çatır çatır söyleyerek yapıyorum. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Dolayısıyla eğer bu içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olmanız sizin gibi bu içeriklerin hoşuna gelebilecek kitleye daha sürekli ulaşmasına yardımcı olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim programımıza. Capture One. Ben gelin ben size göstereyim bilgisayarı çünkü böyle olmayacak. Evet sevgili dostlar. Capture One'un e, sitesine girip Capture One'u download ettikten ve kurduktan sonra Capture One'u açarsanız eğer biz katalog şöyle bir şey çıkacak. New Ha katalog ile session arasındaki farkı hemen anlatayım ben size. Katalog sizde daha kalıcı işlerde kullanmanız gereken e, dosyalama biçimi. Se session e, hani işleyeceksiniz ve bir daha da unutacaksınız, saklamayacaksınız o zaman session seçmenizde fayda var. Ben işi çabuklaştırmak için burada session seçeceğim. Session'a bir isim vereceğim. Ve diyeceğim ki cap one tanıtım. Nereye atacağımıza karar vereceğiz. Şuradan location deyip. Tamam şimdilik burada biz picture'da bırakalım. Önemli değil. Ve ok diyelim buna. Ayar komutları sağ tarafta değil sol tarafta yer alıyor. Gerçi bunu daha sonra ayarlardan da değiştirip alışkın olduğunuz sağ tarafa da geçirebilirsiniz ama onu daha sonra işleriz. Şimdi sol üst köşede gördüğünüz gibi import bölümü var. Import'a bastığınız zaman import from nereden getireceğiniz, nereye atacağınız session folder demiş zaten. Onu daha önceden belirlemiştik. Buradan choose'dan seçelim. Sonra masa gidelim. Dosyamız masa üstün olduğu için desktop'tan dosyamızı bulalım. Raf dosyamızı açalım öncelikle. Şimdi sevgili dostlar burada açıldı. İsterseniz hepsini seçersiniz. İsterseniz hangilerini işleyeceksiniz tek tek buradan işaretle ya da işaretleri kaldırarak devam edebilirsiniz. Biz burada şimdilik hepsini seçelim. Hepsini import ol diyelim. Evet sevgili dostlar yüklemeyi bitirdi. Resimleriniz sağ tarafta. Sol tarafta da bütün ayar seçenekleriniz var. Şimdi şuraya baktığınız zaman en solda sizin Dosyalama bölümünüz. Buradan arzu ettiğiniz bütün önceki çalışmalarınıza nerelere attığınızda vesaire onları ayarlarsınız. Burada eğer bir kamerayı direkt bağlıyorsanız ve çektiğiniz anında ekrana görmek istiyorsanız tethering dediğimiz olay. Buradan bağlantıyı kurabiliyorsunuz. Niçin Capture One? Çünkü e, download ederken göreceksiniz ki kamerasına göre program size download ettiriyor. Sony marka bir kameranız varsa... Capture One Sony özellikli olanları var ve Fuji özellikli olanlar da bütün sisteminizi net bir biçimde okumayı becerebilen belki de tek program. Yani neye kadar varıyor? Şu anda mesela ben bunu neyle çekmişim? 16 mm f1.4'lük lensle çekmişim. Onu bile tanıyor. Lightroom'da böyle bir seçenek ne yazık ki yok. Yani bu kadar ileri gitmiyor. Buradan arzu ederseniz chromatic aber aberrations, eğer diffraction varsa diffraction correction'ınızı Distorted bölgeleri vesaire vesaire buradan birçok düzeltme yapabiliyorsunuz. Ya da purple fringinginiz varsa düzeltebiliyorsunuz. Biz şuna devam edelim. Şurada üçlü top var ya, üç, üç tane e, çemberin, üç tane çemberin bulunduğu noktaya dokunduğunuz zaman bu sizin renklerinizi ayarladığınız, fotoğrafınızın bütün renklerini ayarlayabildiğiniz nokta. Bu Fujifilm X-T4 jenerik arzu ederseniz yani buradan Fuji sistemde de istediğinizi ayarlayabilirsiniz. XT4 XT4 bakın hepsinde burada seçeneğiniz var. Gördünüz mü? Hadi ben XT4 tekrar XT4 çenelikte çünkü orada bırakayım. Buradan oto demiş ama arzu ederseniz makinenizdeki bütün film simülasyonlarınızı doğrudan doğruya kafadan bir tıkla uygulayabildiğiniz bir seçenekle karşı karşıyasınız. Ben bunu şimdilik otoda bırakayım. Hiç önemli değil. Daha sonradan gelip de düzeltebilirsiniz. çalışmamıza başlayacağımız nokta burasıdır. Bütün düzeltmelerin olduğu nokta burasıdır. Histogram okumayı da öğrenmekte fayda var tabii ki. Bakın niçin bu programı seviyorum? Raf dosyaların daha doğrusu X-Trans 4 sensör ile Bayer sensör arasında bir yapısal fark var. Ve yapısal farkı Lightroom Capture One kadar iyi okuyamıyor. Çok basit bir şey göstereceğim. Lightroom'da hatırlıyorsunuz highlight düzeltmesine gibi seçenekler veriyordu. Bir de bu programda görelim. Özellikle çok boş bir resim seçtim size ki şu anda gökyüzünde hiçbir şey gözükmeyen gökyüzünde bir highlight'ı dahi düzeltmek ne kadar detayı ortaya çıkarttığını görmeniz için. Ve highlight'ı düzeltirken de e, resminizi karartmıyor. Lightroom'da biraz abartırsanız resminizi de karartıyor çünkü. Fark oradan. Mesela şöyle bir manzara sahnesinden bir örnekleme yapalım mı? İstanbul manzarası. Bir çalışma yapalım onda. Genellikle ben hemen şu alt tarafa doğru gittiğiniz zaman levelınız kapalıysa da çok basit bir biçimde buraya gelip açarsınız. Levelınıza gelin. Şurada bir otomatik düzeltme tuşu var. Auto Adjust Levels. Onu bir yapın. Yani o size faydası olacaktır, zararı olmayacaktır. Ondan sonra ilk yaptığım şey benim Capture One'da eğer ki yani pozlamada ciddi bir hata yoksa yani buradan düzeltme ihtiyacım yoksa direkt ben highlight'tan düzeltmeyi yaparım. 5 stop değil 4'er stop aşağı ve yukarı düzeltme imkanı veriyor size Capture One. Ve diyelim ki birçok şeyi düzelttiniz ne yaptınız buradan doğrudan doğruya resetleyebilirsiniz bütün resminizi en üstten. Ya da tek bir kumandayı düzeltmek istiyorsanız gelip üzerine çift tıklamayla otomatik olarak da düzeltmiş olursunuz. Biz tekrar level'ımızı otomatiğe bağlayalım. Önce ben highlight'a bakarım. Highlight'ı yavaş yavaş kısmaya başlarım. Ve genellikle böyle havalarda gökyüzünü çektiğim karanlık havalarda bulutların bir anlamda çekimden dolayı kaybolduğu havalarda highlight'ı kısmakla zaten o bulutları tekrar güne, güne getirmiş olursunuz. Sonra daha önceden yaptığım gibi bu programda da shadow'u bir önce sonuna kadar açarım. Neler var neler yok kare içinde görürüm. Ondan sonra tekrar shadow'u ona göre düzenlemeye başlarım. Ki burada shadow'u çok açmak gerekmiyor. Zaten kasvetli bir gündü ve kasvetli bir günde de böyle bir ışığınız olmaz. Arkadan yani sokağı aydınlatan herhangi bir kuvvetli bir spot yok. Dolayısıyla da doğal halinden bir gıdıncı kaçarsak detaylar ortaya çıksın istiyoruz çünkü. Bir açalım sonuna kadar. Sonra kısalım ve şuralara gelelim. Genellikle bir parça kontrast resminizdeki keskinliği ve derinliği artıracaktır. Burada brightness sizin orta tonlarınızın açılıp kapanması anlamına geliyor. Orta tonda genellikle ya yerinde bırakmak ya da bir gıdım kısmak karenin içindeki derinliği daha da ileri götürecektir. Satürasyon, bakın terimlere de alışalım isterseniz. Satürasyon renk doygunluğu demek. Yani nasıl söyleyeyim? Kırmızıyı daha kırmızı, ya da daha az kırmızı, maviyi daha mavi ya da daha az mavi yapar. Ya da bütün renkleri daha doygun ya da o doygunluğu yok eder. Saturasyonun görevi budur arkadaşlar. Burada arzu ederseniz, sen hani derseniz ki ben biraz renk seviyorum. Tamam renk ilave edelim bir parça derim. Artık bu bir anda bir yerden sonra da bu yorumlamalar sizin zevkinize ve sizin sanat anlayışınıza da bağlantılı. Ben çok abartmayı sevmiyorum. Daha doğrusu bölgesel düzeltmeleri tercih ediyorum. Ona da geleceğim yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi çok minimal oynamalar yaptık. Burada ne exposure yani pozlamanın ana pozlamaya dokundum ki kontrol edebilirim ama hiç gerekmiyor. Highlightla oynuyorum genellikle. Shadow oynuyorum. Beyaz oynuyorum. Beyaz genellikle burada ben kısarım. Parlak alanları daha da azaltır. Ama siyah noktaları bu özellikle bu programda şu siyah noktalara dikkat etmenizi rica ediyorum. Açtığım zaman bakın siyah noktalara açılıyor. Görüyor musunuz? Yani burada shadow'u çok açmaktansa siyah noktayı açmak sizin karanlık ortamdaki o e, karanlık ortamdaki daha doğrusu karenizdeki karanlık ortamları biraz daha aydınlatmanızı ama doğal kalmasını sağlayacaktır. Clarity ve structure bunda da var. Structure ancak Böyle enteresan eski bina çekimlerinde taşın değerlerini ortaya çıkartmak ya da detaylarını ortaya çıkartmak istediğiniz zaman kullanacağınız bir şeydir. Clarity, aslında cl clarity aydınlık demek. Ama aydınlıktan daha ziyade, bunda da mesela bir sonuna kadar vuralım clarity'yi, bakın ne yapıyor. Hayır, biz burada, bu bir, ben her zaman söylüyorum, bu biraz cilasıdır bu karenin. Cilayı bir parçacık artırmak ama tekrar level'a geldiğiniz zaman da bir dokunun. Bir anda resim parlamaya başlıyor. Burada curve de düzeltmeler yapabilirsiniz. Hani bu eğriyi yaratıyorduk ya ben burada da bir göstereyim size. ufak bir S eğrisi yaratalım. Çok minimal bir S eğrisi gördüğünüz gibi. Kontrastı daha da artırmış vaziyette. Gelelim renklere. Renklerle nasıl oynayacağız onu göstereyim ben size. İki türlü Color Editor bölümü var. Basic var ve Advanced var. Basic'te renk renkte gidebilirsiniz. Burada diyelim ki maviyi artıracaksınız. Hue renk tonlaması demek. Daha doğrusu bir rengin en uç iki noktası. Yani mavi sadece maviden müteşekkildir. Mavinin içinde teal dediğimiz açık yeşile, açık yeşil maviye kaçan bir noktadan ta purple yani purple neydi? Mora kadar giden bir resim skalasıdır mesela buradaki mavi. Biz onu tekrar normale döndürelim. Ya da diyelim ki burada yeşilinizle mesela şuradaki yeşille oynayacaksınız. Bu yeşilde de aynı şekilde daha enteresan renklere dönüştürebilirsiniz. Bu hue böyle. Satürasyon bildiğiniz gibi doygunluk. Renk renk oynayabilirsiniz. Lightness. lightness hemen bakalım. Tekrar yeşildeyiz. Şuradaki yeşillere dikkat edin. Açar isek eğer Rengini açmış oluruz. Daha doğrusu ışığını açmış oluruz. Kapatırsak ışığını kapatmış oluruz. Ama daha da net ve detaylı düzeltmeler yapmak istiyorsanız Advanced'e gelin. Şurada gördüğünüz gibi bir e, damla damlalık var. O damlalığın üzerine basıp resmin herhangi bir yerine düzeltmek istediğiniz diyelim ki bulutlara geldiniz, buraya dokundunuz. Buradan da ne kadarını etkilemesini istiyorsanız buradan ayarlamalar yapabilirsiniz. Daha geniş bir skalaya yayılsın. Biraz daha yeşile ve e, mora doğru uzansın. Ya da burada daha net bir biçimde maviye daha çok hakim olsun diyorsanız bütün ayarlamaları buradan yaparsınız. Ondan sonra burada smoothness, geçişleri yumuşak yaratmanızı sağlayacaktır. Burada hue'yu doğrudan doğruya artırabilir, Satürasyonla doğrudan doğru oynayabilirsiniz. Hadi burada mesela hue ile oynayalım ama sadece mavinin hue ile oynayalım. Gördüğünüz gibi. Bu sefer sadece mavi ile etkilenmiyor aslında. Mavi tonlara hakim diğer bölgeleri de etkilemiş oluyorsunuz. Sadece gökyüzünü değil. Satürasyonla bir parça oynarsak eğer mavileştirmiş olduk. Ama dikkat edin buraları da mavileştiriyor. Dolayısıyla yapacağınız düzeltmeler çok akıllıca, çok az, ufak tefek değişiklikler. Diyelim ki ben burada bir parça artık e, karartmak istiyorum. Biraz daha ortaya çıksın diye bulutlar. Ne yaptık? Rengine dokunmadık. Sadece ışığına dokunduk. Işığını bir parça kapattık. Ama diyelim ki renginde bir parça artırmak istiyorum. O zaman bir parça şöyle dokundum. Ama unutmayın. Hafif dokunuşlar. Sakın öyle abartmayın dokunuşlarınızı. Ve arzu ederseniz bu gökyüzünde bir parçacık daha böyle yeşil maviye doğru çevirebilirsiniz. Ya da böyle daha bir Enteresan, mistik bir rengiyle dönüştürebilirsiniz. Hangisini seviyorsanız. Ha diyelim ki ben bunu burada bıraktım. E biraz da yeşille oynayalım. Şimdi bu sefer yeşilin üzerine geliyorsunuz. Ve yeşilin üzerinde ben burada bir parça... Önce hue ile oynayacağım. Çünkü bu kadar net yeşil değil de birazcık daha şu toprak rengine yaklaşsın istiyorum o renk yeşilimiz. Daha böyle sonbahar ya da kış rengine dönüşsün. Bu kadar yeşil olmasın. Ben daha doğal buluyorum bunu. Bu smoothness'e çok dokunmanıza gerek yok. Burada lightness'te de bir parça artıracağım ki ortaya çıksın detaylar. Sonra başka nereye dokunalım? Hadi iyice abartalım. Şuradaki kırmızıya dokunalım. Buradaki kırmızıyı da rengini bir parça açalım. Açmayalım, çok açmayalım. Şöyle aç şöyle yapalım. Ve bir parça da saturasyonunu artıralım. Bir parça oradaki kırmızı çok oldu. Niye çok oldu? Arka, şuradaki kırmızı çok olduğu için çok oldu. Onu bir parça da şöyle. Ufak dokunuşlar ve daha detaylı dokunuşlar. Arzu ederseniz ağacın bu tarafındaki tarafı da kapatabiliriz ya da açabilirsiniz. Ya da bir parça şöyle hafif dokunabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Sevgili dostlar, renklerle de yapabildikleriniz bunlar. Unutmayın, renkten bahsederken e elinizde tabii bir elden geçirmek arzusundaysanız beyaz dengesi. Sizin beyaz renginiz aslında renk renk skalanızın kafadan belirten ya da kafadan değiştirebileceğiniz en önemli silahlarınızdan bir tanesi. Bakın Kelvin'le oynayarak resmi masmavi ya da tup turuncu yapabilirsiniz. Abartmayalım. Çünkü e, beyaz dengesini çok doğru ayarlamış makina beyaz dengesini. Genellikle gündüz çekimlerini Fuji filminizin e, beyaz beyaz ambiyansına göre e, yaptığınız otomatik e, ayar çok doğru ayarlar verecektir. Ve gördüğünüz gibi bu ayarlarda şimdi tekrar şeyimize gelelim. Şu yukarıdaki ayarlar sizin daha değişik ayarlarınız oralara da geleceğiz. Bu ele geldiğiniz zaman ben şuradaki detaylara vurgu yapmak istiyorum. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi bütün detaylar Burada ortada ve hiçbir detayı yok etmemiş vaziyete yaptığınız düzeltmeler. Halbuki doğrudan doğruya renk ya da rengin neyle oynamış olsaydınız gökünüzü ortaya çıkartmak için buradaki detayları yok ederdiniz, kaybederdiniz. O yüzden bölgesel düzeltmeyi her zaman tercih ediyorum. Buraya geri dönelim. Bu resmimizi, bu karemizi birazcık da kroplayalım. Bu croplamalarda burada arzu ettiğiniz şekilde formatlara da düzenleyebilirsiniz ama ben orijinalde tutmayı seviyorum. Burada bu araba alttaki araba beni rahatsız etti. O alttaki arabayı yok edelim. Karşı yolu varınca, yola varıncaya kadar. Ve karemizi burada bir kroplamış olalım. Ve bir de büyütelim size onu. Bakın. Tekrar geri getirelim. Neydi? Bir bakalım önce neydi? Ve ne oldu? Burada amaç hani Sanatsal bir resmin düzeltmelerini göstermek değil, sizin günlük çekeceğiniz resimleri de nasıl düzeltebileceğini, nasıl güzelleştirebileceğinizi göstermek amaç. Şimdi biraz daha renk, renkli bir kare bulmaya çalışalım. Balata güzel kareler çekmiştik. Evet, karelerimizden bir tanesi şu kapı olabilir mesela. Bu kapı ilginç bir kapı. Güzel rengarenk bir kapı. Ama ben bu kareyi kafadan mesela kroplayacağım. Niye kroplayacağım? Bu sefer de serbest kroplamaya karar verdim. Yani unconstrained demek serbest demek. Şuradaki kutudan bir kurtulmak istiyorum öncelikle. Ya i̇lla 3'e 2 olmak zorunda değil e, kare bi biçiminiz. Böyle kare olabilir. Buradan arzu ederseniz bunu, bunu gerçekleştirdikten sonra bir daha oynayabilir. Ve bu sefer de bu formatınızı kare yap dersiniz. Buradan aradaki farkı bir parça düzeltirsiniz. Okey dersiniz. Şimdi bu kare üzerinde çalışalım. Önce resmimiz, arzu ettiğimiz neredeyse arzu ettiğimiz şekle geldi. Şuradakilerden de kurtulayım mı? Hadi oradakilerden de kurtulalım. Hala square olarak yapıyoruz. Evet. Gözümüzü dağıtacak detayları yok ettik. Güzel bir eski yapı, eski eski bir kapı, eski bir yapının içerisinde ee, güzel bir iktidailik var. Ben çok seviyorum böyle şeyleri. Ne yapıyorduk öncelikle? Ben bu bu resme bakıyorum. Bu resimde ne görüyorum? Biraz karanlık bir yer görüyorum. Bundan dolayıdır ki sizin bu level ile başlamanız tavsiye ettiğim neden bu. Otomatiğe vurduğunuz zaman resimdeki ufak tefek hataları zaten otomatik olarak pozlama hata ettiğinizde otomatik olarak düzeltiyor. Sonra neden bahsetmiştik? Gerçi bunda highlight'a çok oynamaya gerek yok ama hemen bakalım. Highlight'a o kadar çok oynamayalım böyle yarım indirelim. Gölgeye bu sefer birazcık açacağız gibi geliyor bana. Şurada kapının karanlığındaki detayı yok ettik. Ben burada biraz daha kroplayacağım arkadaşlar. Bu sefer buradaki şey de rahatsız etti beni. Ve bu sefer de yukarıdan aşağı şöyle kroplayacağım. Şu borudan da kurtulacağım. Evet. Şimdi bu kapı yeterince şey mi yoksa gölgesini biraz daha açalım mı? Ne dersiniz? Sanki açalım. Çok fazla değil ama. Hani yapay bir şey de olmasın. Beyazla oynayalım. Bakalım. Evet beyazı kapatarak detayı birazcık artırmış olduk. Siyaha bakalım. Siyah çok fazla bir şey yok. Siyaha dokunmayacağım. Ama nereye dokunacaktık? Kontrasta bir parça dokunacaktık. Brightness'i bir parça geri çekecektik. Bakın detaylar nasıl birdenbire fırlamaya başlıyor. Üç boyutluya dönüşüyor resim. Dümdüz bir resimden şu ana kadar yaptıklarımıza dokunalım bakalım. Resim bundan şu hale yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Ne yapıyoruz? Cila yapıyoruz. Parlatıyoruz. En basit resim bile gerçekten çok güzel bir kare haline dönüşebilir. Geldik. Ha, structure. Şimdi structure'a baktığınız zaman şuraya dikkatle bakmaya devam edin sevgili dostlar. Structure'ı artırdığım zaman bakın ne oluyor? Gördünüz mü? Abartmayın bunu da. Tekrar geri gelelim. Ve biraz da clarity ile oynayalım. Çok fazla değil. Evet, 30'larda gayet yeterlidir. Şimdi bakalım resmin detaylarına. Ne kadar net bir biçimde keskin ortaya çıktı Ve şu ana kadar dikkat ederseniz, daha önceki resimde de, bu resimde de şuradaki sharpening yani keskinleştirme tuşuna, keskinleştirme ayarına dokunma ihtiyacı duymadım. Hani buna da dokunursanız bu sefer abartmış olursunuz. Hiçbir zaman hiçbir kare ya da gözünüz bir ortamın bu kadar yani bunun kadar net görmüyor. Bu yapay arkadaşlar. Gözünüzün gördüğü ayar sizin için fotoğrafta en doğru ayar olacağını lütfen unutmayın. Burada bu ayarlarımızı bitirdikten ve tatmin olduktan sonra arzu ederseniz burada da çok hafif bir es esker verebilirsiniz. Çok fazla değil tabii ki. Minimal bir esker verdikten sonra biraz da renklerimizle lokal olarak oynayalım. Ben şu pembelerle biraz oynamak istiyorum. Ne dersiniz? Gelin biraz pembelerle oynayalım. Şu pembeyi seçelim. Ve bu pembenin... Bakalım Hue ile oynarsak eğer. Ne yaptı Hue? Yok. Bakayım. Hue'da pek bir değişiklik olmadı. Enteresan. Peki. Ha, Hue'da değil ki Smoothness oynamışım. Çok özür dilerim. Hue ile biraz oynayalım. Bakalım böyle yaparsak. Ne hale geldi? Bu tarafa geç çevirirsek ne hale... Ne dersiniz? Rengini değiştirelim Ben bu rengi daha çok sevdim. Hadi bu renkte kalsın o zaman. Bunda bir parça doygunluğunu çok minimal bir artıralım. Hatta ışığını da bir parça artıralım. Tamam. Yeşillerimize gelelim. Bir tane yeşil seçelim. Bakın buradan arzu ederseniz resmi büyütüp yeşile de doğru basmanızı sağlayacak imkanı tanımış olursunuz kendinize. Daha önce de söylediğim gibi ben yeşili ne de olsa hem kasvetli bir hava var hem de neydi? Kış dönemindeyiz. Yeşil çok yeşil olmamak zorunda. Dolayısıyla ben burada bir parça daha koyulaştırmayı tercih ediyorum. Ama ne yapacağız? Şu pembeleri birazcık bu sefer oynayacağız. Pembe tabii pembe kalacak. Ya da işte kırmızı pembe çünkü çiçeğin doğru rengi o. Ama burada çiçeğe birazcık vurgu yapmak istiyorum. Bir minimal vurgu yapmak istiyorum. Ee, ve dikkat ederseniz bu burayı da etkilemeye başladık. Dolayısıyla kalsın. Daha fazla dokunmayalım oraya. Karemizi bir büyütelim. Başka neleri değiştirmek istiyoruz? Bu duvarı değiştirelim mi arkadaşlar? Biraz eğlenelim. Duvarı değiştirelim. Bu duvarın bakalım nereleri dokunuyor? Q'da. Değil mi? Sanki ton daha güzel uydu birbirine. Hafif de böyle daha yeşilimsi. Hatta burayı birazcık daha şöyle saturasyonu daha hafif artırarak. Lightnessinde bir parça azaltarak hatta artırarak burada biraz daha aydınlık verelim. Evet. Ben bu kareyle tatmin oldum. Öncesine ve sonrasına bir bakalım arkadaşlar. Öncesi ve sonrası. Gördüğünüz gibi her türlü sanatsal çalışma. Bir, bir kare daha düzeltelim mi? Son bir kare düzeltelim arkadaşlar. Güzel bir kare arayayım bulayım size. Hadi bu olsun. Tamam peki. Ne yapıyorduk? Önce cropla gereksiz detaylardan kurtuluyorduk. Burada square eyvah düzeltelim bunu. Burada square değil orijinale dönmek istiyorum. Dolayısıyla buradan orijinale geleceğim. Sonra aşağıya ortadan kestiğiniz zaman oransa, oranlı kesmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Şuraya kadar getirmeyi düşünüyorum. Buradaki çok karanlık sağ sol ortamlardan da kurtulmuş olduk. Şimdi karemiz bu. Bu kareye neler yapalım? Önce gelelim düzelteceğimiz yerlere. Ne demiştik? Burada gördüğünüz gibi histogram diyor ki burada ben de düzelteceğim bir şey yok diyor. Yani sanatsal takıl diyor kafana göre. Yani highlight'a bir dokunalım bakalım. Vurgu yapalım. Evet gökyüzündeki vurguyu bir parça highlight'la beraber artırdık. Azaltarak. Gölgeye bakalım gölge neler yapıyor. Önce bir sonuna kadar açalım. Nereleri Ortaya çıkart. Ben şurayı o kadar ortaya çıkartmak istemiyorum. Dolayısıyla da gölgeyi kasvetli havanın doğal dokusunu bozmadan tekrar bir az bir şey artıralım. Çok fazla değil. Burada brightness'e bakalım. Yok. Brightness'e bir parça kısalım. O derinliği tekrar. Bakın şuradaki dallara bakarsanız brightness'i kısmakla bile beraber dallar daha bir ortaya çıkıyor. Detaylar daha bir ortaya çıkmaya başlıyor. Ondan sonra Beyaz ben bir parça her zaman kısmayı seviyorum ve detaylar daha da ortaya çıktı. Şimdi siyah bir parça açarsak resim biraz karakter kazanmaya başladı. Burada structure ile ilgili bir derdimiz yok. Dolayısıyla clarity ile oynayacağız. Dediğim gibi 22 civarına getireceğiz. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Ne unuttuk? Kontrastı. Şimdi kontrastı artırdığımız zaman resim yavaş yavaş, kare yavaş yavaş kendine gelmeye başladı, parladı. Bir de neyi unuttuk? Şurada hafif bir S-Curve vereceğiz. Bu S-Curve'ı mutlaka ben veririm. O derinliği daha da güzel vurgu yapar çünkü. Kare içindeki derinliğe. E şimdi sıra geldi renklerle oynamaya. Burada o kadar güzel renkler var ki istediğinizi yapabilirsiniz. Bu sizin için çok güzel bir mesela örnekleme olacaktır. Bu şemsiyeleri birazcık canlandıralım. Ne dersiniz? Gelelim. Mesela hangi rengin üzerinde oynama yapalım? Gelin şu. Şu rengi birazcık canlandıralım. Ya, ne diyor burada? Hemen Q'yu buradan bir vurgu yapalım bakalım neler değişiyormuş. Evet. Ben sevdim bu vurguyu. Yani çok fazla abartmayın. Şu anda benim yaptığım gibi. Birazcık da karartın. Başka ne rengi seçelim? Mesela şu maviye ne yapabileceğimize bakalım. Tekrar hue, hue ile oynayalım. Ama dikkat edin. Mavi çünkü burayı da etkiliyor. Şöyle hafif bir oynama yaptık. Burada da renkleri bir parçacık artırdık. Çok fazla değil, abartmadan. Burada birazcık ışığını artırmak istiyorum mavinin. Mavi bununkini azaltırken, karşıt olan yani kontrast renginde ışığını artırarak detayların daha da ortaya çıkmasını sağlarsınız. Renklerle ilgili de bir e, ayrı bir içerik yapacağım size. Çünkü renkleri de anlamak e, çok önemli. Gelelim buradaki yeşillere. Burada ben biraz kareyi büyüteceğim çünkü farklı yeşil tonları var. Evet, şu yeşile alalım. Açık olan yeşili alalım. Karemizi küçültelim öncelikle. Bu yeşili ben bir parçacık genişleteceğim. Biraz daha geniş bir yeşil alanına vurgu yapsın isteyeceğim. Ve buradan ne demiştik? Hue'dan birazcık daha günümüz koşullarına renkleri düşüreceğiz. Aşırı yeşil çünkü yeşil değil yani. Ben Benim gözüm böyle görüyordu o zamanlar ki doğrusu bu. Bu uşağa göre. Ondan sonra ne yapacağız? Saturasyonlu ben burada birazcık dokunursam fazla olur. Satürasyonu dokunmayacağım arkadaşlar. Ama ben birazcık karartacağım bu yeşili. Yok. Karartacağım. Ay açacağım. Hmm. Aç, açacakmışım. Açınca yeşiller ne güzel patladı değil mi? Bu karede ben bir parça şeyle oynayacağım. Sharpening ile oynayacağım. Çok fazla değil ama yani şöyle minimal bir dokunuş. 280'lere getirsem gayet yeterli olacak. Şimdi bu resmi birazcık büyütelim sağına solda. iyice bir bakalım. Şuradaki dalların detaylarına bakar mısınız? Arkadaşlar olacak iş değil. Ben bunu neyle çekmişim? Hemen bakalım neyle çektiğime. Oo tabii. 35 yani XF35'e F2 ile çekmişim. Ne de çekmişim, F2'de çekmişim. 1/600 saniyede ve 160 ISO'da çekmişim. Güzel bir kare oldu. Öncesi arkadaşlar zaten güzel bir kareydi. Ama yeterince parlak değildi. Eğlenceli değildi. Şimdi eğlenceli ve güzel bir kare haline geldi, değil mi? Şimdi bakın daha da şöyle daha da dibe gidelim. Çok fazla kare var. Oo! Tehlikeli bir kareyle oynayalım mı? En zor kareleri yani düzeltilmesi en zor olan kareler genellikle karanlık ortamda çok yüksek ISO ile çektiğiniz karelerdir. Evet şu mesela 6400 ISO'da çekilmiş. Niye bunu sevdiğimi, niye bu programı sevdiğimi anlatacağım. 6400 ISO'da resminizde grain olmaması yani noise dediğimiz kumlanma olmaması mümkün değil. Arkadaşlar ki bunda da çok minimal var şuralarda gördüğünüz gibi. Bakın. O zaman ne yapıyorsunuz? Buradaki detaya geliyorsunuz tekrar. Burada noise reduction diye bir şey var. Luminance'dan şuraya iyice bakın. Hatta buraya ben biraz daha büyüteyim size. Daha da net görün neler yaptığını. Luminance'dan açtığınız zaman müsaade edin kendine gelsin. Bir ana nasıl düzeldi gördü mü? Gördünüz mü? Ve bunu düzeltirken detayları yok etmedi. Ha detayları yok ettiği noktada detay artırıcı dokunuşa da yaparsınız eğer resel bir e, kumlanma varsa rengsel kumlanmayı kullan da yok edersiniz. Ama zaten otomatik olarak 6400'de bile bu kumlanmayı görebilmeniz için kareyi %200'e getirdim arkadaşlar. Yani Fuji film 6400 kareye kadar ay, pardon 6400 soya kadar zaten inanılmaz bir performansa sahip. Şimdi gelelim bu kareye. Bu biliyorsunuz patrikhane. Patrikhanenin içi. Ee, ne yapıyorduk? Burada pek düzeltilecek bir şey gözükmüyor. Düzeltemiyoruz zaten. Burada highlight. Highlight'a dokunalım. Şu camlara bakın. Şimdi göreceksiniz highlight'in güzelliğini. Bir anda detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gölgeye gelelim. Ve neler var neler yok bu karede görelim. Şimdi o gölgeyi geri çekelim. Doğal bir ışığa büründürelim. Ne aşırı koyu ne aşırı. Açık. Nasıl? Bu şey beğendiniz mi arkadaşlar? Biraz açık geldiyse korkmayın. Çünkü brightness'i azaltacağım için daha önce yaptığım gibi. Brightness'i azaltarak sizin de fark edeceğiniz gibi şuradaki daha önce görmediğiniz detay ortaya çıkmaya başladı. Farklı mısınız? Hatta utanmayın. Biraz daha indirelim brightness'i. Evet. Hatta biraz daha. Dikkat. Evet. Şimdi resmi geri alalım. O zaman ne yapıyoruz? Shadow'u bir kıdımcık daha açabilirsiniz. Brightness aşağı çekerken. Bir an... O çok oldu. Çok özür dilerim. Ha. Bu güzel. Bu harika oldu. Burada clarity önemli olacak. Structure da önemli olacak. Structure'ı bir parça dokunacağım. Çok fazla değil arkadaşlar. Abartmayın. Ve Clarity'ye bir parça dokunacağım. Burada Dehaze var. Dehaze bu tür kareler üzerinde hatta puslu karelerde daha ortaya çıkartmak istediğiniz, ıskaldığınız detayları artıran bir özelliktir. Ben burada bir göstereceğim. Kullanmayacağım ama sadece göstermek için neler yaptığını. Gördünüz mü? Dehaze bir anda ne hale getirdi resmi. Ben burada kullanmayacağım. Çok doğal gelmedi çünkü gözüme. Bu doğallığı seviyorum ben. Neden? Çünkü ışıklardan gelen bir pus zaten verecek size. O pusu da göz önünden çıkartmayın. Yani kalkıp bu hale getirirseniz e, bu resmin doğal değil. Evet detaylar daha çok ortaya çıktı ama ne kadar gerçek bir arkadaşlar. Gözünüz böyle gör görebilir mi sizin doğal görüntüyü? Hayır. Doğal görüntü buradan gelen ışıklar zaten kıracaktır. Ve dolayısıyla o pus zaten mevcut olarak devam edecektir. Burada renklerle çok fazla oynayacak bir şey bulamıyorum. Neden bulamıyorum? Çünkü zaten renkler dahili yani iç mekan renkleri olduğu için burada düzeltilmesi gereken hiçbir şey yok. Ha, ne yapabiliriz? En başa gelip buradan bir profil tercih edebilirsiniz. Mesela ne olabilir? Klasik neredeydi o? Neredeydi? 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 Ha. Mesela ben burada şeyi çok seviyorum. Klasik krom olabilir ya da klasik negatif olabilir. Eterna olmaz. Provia olabilir. Provia da çok güzel e, kare verir. Buradan da seçebilirsiniz. Yani sizin tercihiniz gerçekten. Ama film standart da diyebilirsiniz. Ama ben otoda bırakmayı tercih ediyorum. Çünkü bu programın zaten otosu Fujifilm X-T4 jenerik olarak sizin yerinize en doğru renk profilini tercihinizi seç seçmenize yardımcı oluyor. Bu karede ne demiştik? katman katman çalışabiliyorsunuz diye. Sizin buradaki lokal düzeltmelerinizi buradan yapıyorsunuz. Direkt fırçadan da düzeltme yapabilirsiniz. Dediğim gibi lineer gradient mask olabilir. Yuvarlak maske olabilir ve bunların her birinin her hangisini seçerseniz seçin otomatik olarak size buradan bir adjustment layer olarak otomatik olarak zaten karşınıza çıkıyor. Diyelim ki buradan burayı düzelteceksiniz değil mi? bunu otomatik olarak burada diyelim ki abartalım biz burada düzeltmeyi ve Adobe'un yani Lightroom'un haricin aksine size düzeltmelerde sadece kısıtlı seçenek yerine burada her türlü seçeneği yapabiliyorsunuz bu adjustment layer içerisinde. Diyelim ki bu bölümde aşağının ışığını keseceksiniz, kontrastını artıracaksınız, ee, highlight'ını kısacaksınız, shadow'unu açacaksınız. Abartıyorum yani clarity'yi artıracaksınız. Sonra geleceksiniz, renk değiştireceksiniz. Diyelim ki buranın ısısını abarttınız, değiştirdiniz değil mi? Ama memnun kalmadınız. Yapacağınız tek bir şey var. Bunu geleceksiniz, bu layer'ı sileceksiniz. Ve gelecek. Dolayısıyla non-destructive dedikleri layer'lar e, yaratıyor. Ama bugün o detaylara girmeyeceğim. Yoksa inanın ben size bu programı sabahlara kadar anlatırım ve hiç de sıkılmam. Siz de fark ettiniz. Bu benim hakikaten favori programım. Sevgili dostlar bu da resmin öncesi ve sonrası. Kapatalım programımızı. Sizi seviyorum. Nasıl? Kafayı yedirtiyor değil mi? Kafanız karıştı değil mi? Size güzel bir haberim var. Capture One'ı tamam satın almanız gerekiyor. Belli bir ücreti var ve ucuz da değil. Kabul ediyorum ama bir aylık en azından bedava deneme süresi var ve öyle kısıtlı bir süre de değil. Bu programı kısıtlı versiyonu da vermiyor. Size full versiyonu bir ay boyunca deniyorsunuz. bir e-mail denersiniz. Olmadı yeni bir e-mail yaratırsınız. Bir daha denersiniz. Benden duymuş olmayın. Capture One bunu size söylediğimi duysa gebertir beni zaten. Yani yeni e-mailler ile yeni e yeni e ile oldukça uzun süre kullanırsınız bu programı. Ama aramızda kalsın, Capture One'dakiler duymasın. Tamam, anlaştık mı? Sevgili dostlar, umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Elbette şu son... ...fotoğraf işleme ve düzeltme programlarındaki gösterdiğim programlar içerisinde... ...hangisi daha çok hoşunuza gittiyse onu söyleyeyim. Önce onunla başlayıp daha geniş bir içerik hazırlayacağım. Çünkü olabildiğince... Üstünden geçtim. Yani çok derinlere dalmadım bu üç programla da ilgili. Halbuki bu üç programı da yapabildiği o kadar çok şey var ki. Hangisi daha çok hoşunuza gittiyse lütfen bana bildirin, yorumlara koyun. O programdan başlamak üzere bu üç programla ilgili de daha çok içerik, daha derinlere bölüm bölüm e, ayırarak yayınlamayı düşünüyorum. Valla daha ne diyeyim ya? Sizi seviyorum, iyi pazarlar diliyorum. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay, bugünlük bu kadar.